Rüzgar kuzeyden 15 kilometre hızla esiyor olsa yelkeni 45 derece güneye çeviririz. Geminin sancak tarafına da yük koyduk mu? Ha? Kemal Reis! Ne oldu Hayati? Düşmedin inşallah. Gerçi düşsen burada olmazsın. Ama genelde de sen düşersin. Yoksa başkası mı düştü? Kim düştü? Hayırdır? Yok ya. Ocağın odunu bitti. Ha. Bunun için mi kırdın kapıyı Hayati? Kırılsa da odun olarak kullansam diye mi düşündün? Ben mi? Yo. Tamam tamam. Bakarız bir hal çaresine. İyi. Ben gidiverdim o zaman. Kaptan. Buyur Kürşat. Kum torbası delinmiş. Kum lazım. Of. Tamam hallederiz. Yemek için sebze meyve lazım. Gölge için yatak yapacağım amca. Biraz ot lazım. Dümen kırılmış. Biraz tahta bulup tamir etmek gerek. Yaprak lazım. Kaptan. Tamam Burak hallederiz. Ha? Neyi halledersin? Kusura bakma. Kafam dağınık. Yorgunsun sanırım. Yo değilim de. Neyse. Sen ne diyecektin? 6 mil ileride bir ada görünüyor. Küçük bir de limanı var. Harika. Hemen dümeni oraya kırın. Güvenli mi? Herkesin bir sürü ihtiyacı var Burak. Asıl şu anda gemi güvenli değil. Anladım kaptan. Öyleyse yanaşıyoruz. Herkes ihtiyacını biliyor değil mi arkadaşlar? Evet. İkiye ayrılalım. Hayati ve Zekai bir ekip. Hamdi hocam, ben, Piri ve Gül diğer ekip. Hava kararmadan önce burada buluşuruz. Tamam. Bu ağacın kuru dallarından birkaç düz tahta çıkarabilirsek oldukça işe yarayabilir. Ben hallederim hocam. Vay be, amma çevikmişsin Burak Reis. Kaptanlık sadece yön bilmekle olmaz Piri. Bedeni de çalıştırmak gerek. Kesinlikle. Yardım lazım mı kaptan? Fena olmaz. Vay be! İşte geleceğin kaptanı. Usta! Bir sürü meyve. Ben meyveden çok. Kahverengi, uzun ve kıvrık şeyler görüverim. Bırak şimdi kahverengi, uzun ve kıvrık şeyler ustam. Meyvelere odaklan. O zaman hadi ağaca çıkıverim. Ağacı mı sallayıversek? İşte bu ya. Usta ya. Ben böyle harika plan görmedim. Tamam Zekai. Beni gaza getiriverme. Tamam usta. Şimdi o uzun kahverengi ve kıvrık şeylerin ne olduğunu anladım usta. Maymun kuyruğu ve sanırım kızdırıverdik. Kaçalım Zekai. Harika fikir ustam. Yine harika bir plan. Sus da kaçıver. Zekai. Bak ne kadar meyve toplayıvermişiz. Bu kadar malzeme yeter çocuklar. İnin artık aşağı. Tamam hocam. Burak Reis, bana dürbünü verir misin? Ne oldu Piri? Uzakta hareket eden bir şey gördüm sanki. Al bakalım. Gölge! Bir köpek onu ağaca sıkıştırmış. Gidip gölgeyi kurtaralım Gül. Tamam. Nereye çocuklar? Hay Allah. Aman Allah'ım. Dimitri'nin köpeği bu. Hocam, Piri ve Gül tehlikedeler. Onlar uzaklaşmadan yetişelim. Şimdi Zoka'yı yutma sırası sizde. Geliyorlar mı kaptan? Geliyorlar. Ticaret gemisi de limana yanaştı. Umarım Niko ve Alex işleri berbat etmezler.
silahsız bir ticaret gemisini de soyamayacaklarsa bıraksınlar bu işi. Neyse, biz bunları oyalamaya bakalım. Böylece Niko ve Alex de... tüm gemiyi yağmalasınlar. Ha? Eyvah eyvah. Guduk nerede? Bilmem, buradaydı. İşte geldiler. Alın bakalım. Neler oldu burada? Guduk Zoka'yı yuttu. İşi yarım bırakmayalım değil mi Kemal Reis? Zavallı gölge. Kim bilir ne kadar korktun. Evet ya, yazık. Hadi gidelim çocuklar. Hava kararmak üzere. Hey! Çözün bizi! Burada bırakamazsınız! Sağ olun dostlar. Hakkınız ödenmez. Kemal Reis korsanların asıl niyetini fark edip bize haber vermeseydi ne yapardık bilmiyorum. Asıl biz hediyeler için teşekkür ederiz Mecit Efendi. Az bile. Ticaret gemileri bu amansız korsanlara karşı hep savunmasızdır. İyi ki sizin gibi mazlumu koruyan insanlar da var. Aslında sizin peşinizde olduklarını başta anlamamıştık. Meğerse bazıları bizi adada oyalarken diğerleri sizin gemiyi yağmalayacaklarmış. Çok şükür def ettik. Elhamdülillah. Oh, her yer mis gibi baharat koktu. Bu baharatları nasıl topluyorsunuz tüccar amca? Biraz uzun hikaye. İsterseniz gemimi gezdirirken anlatayım. Ne dersiniz? Yaşasın! Aslında... hem hocam ve kaptana da birer kahve ikram ederiz. Sanırım bunun için biraz vaktimiz var diyecektim. İşte bu! Sevgili seyir defterim, bugün ne maceralar ne maceralar. En ilginci de tüccar Mecit amcanın anlattıklarıydı. Bu adadan topladıkları birçok şifalı bitkiden ilaçlar yapıp dünyanın her yerindeki eczanelere satıyorlarmış. Çeşit çeşit baharatları da böyle yerlerden topluyorlarmış. Eğer kaptan olma hayalim olmasaydı kesin tüccar olurdum. Ama biz denizciler onların yol emniyetlerini sağlıyor, hastaların ilaçlarıyla, mutfakların baharatlarıyla, insanların sebze, meyve, kumaş gibi türlü türlü ihtiyaçlarıyla buluşmasına vesile oluyoruz. Bir iyiliğe vesile olan onu yapmış gibidir, değil mi?